gözümde memleketimin. Özledim özledim bizim elleri, buraların tadı tuzu kalmadı. Özledim bizim elleri, o Maslan'ın elmasını, Serhaşrilli dağını, o yemyeşil ırmağını. Özledim göresim geldi. Göynüceyi, Sulova'yı, Merzifon'u, Pir Baba'yı, Gümüşacı köyü, Taşova'yı. Özledim göresim geldi. Göynüceyi, Sulova'yı, Merzifon'u, Pir Baba'yı, Gümüşacı köyü, Taşova'yı. Özledim göresim geldi. Batıp çıktım yağmuruna, yaşına. Kaldım gurbet elde boşu boşuna. Özledim bizim elleri, o Maslan'ın elmasını, Serhaşrilli dağını, o yemyeşil ırmağını. Özledim göresim geldi. Göynüceyi, Sulova'yı, Merzifon'u, Pir Baba'yı, Gümüşacı köyü, Taşova'yı. Özledim göresim geldi. Göynüceyi, Sulova'yı, Merzifon'u, Pir Baba'yı, Gümüşacı köyü, Taşova'yı. Özledim göresim geldi. Efendim, özleme mutfağı, damak tadına önem veren, yöre yemeklerinin en iyi şekilde sunulduğu bir mekan. Bağcılar'da Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgede her gün, özellikle de hafta sonları diyelim, toplu gruplara kahvaltı programları, yemek programları, dolayısıyla da gündemi hayli meşgul eden bir firma özleme mutfağı. Şu anda da firma yetkilisi Özlem Hanım yanımızda. Bir Özlem Hanım'la kısa bir röportaj yapalım. Önce Özlem Hanım nereliyiz onu soralım ama. Arkadaşlar, Amasya. Sevdalılar şehri. Ferhat Şirin'in şehri değil mi? Şimdi bir atasözü vardır. Mutlak surette denir ki bir hanım eli değecek. Gördüğüm kadarıyla çoğu özellikle yemek mekanlarının sahipleri erkekler. Hani derler ki erkekler daha iyi yapıyor da. Bugün burada gördük ki Özlem Mutfağı'nın bizzat Özlem Hanım'ın kendi elleriyle, sevgisini de katmak suretiyle pişirmiş olduğu birbirinden leziz kekler, börekler, çörekler, yemekler, bu güzel becerileri diyelim ki Özlem Hanım tabii ki mutfağında öğrendi mutlaka işi. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Şu anda bizi izleyenlerimize Özlem'in mutfağı nasıl bir mekandır? Sizin ağzınızdan duymak istiyoruz deseler. Özlem mutfağı öncelikle el emeği göz nuru diye söyledik ya. Özlem de tabii ki her şeyi mutfağında öğrenerek yaptı. Yöresel yemekleri çok seviyorum ben. Yöresel bütün hizmetleri vermeyi çok seviyorum. Her yörenin yemeğini 10 numara bir şekilde yapmakta iddialıyım. Beyler,
Özellikle erkek işletmecilerimize söylüyorum ben bunu. Bütün hepsinde iddialıyız. Ya burada erkek işletmecilerimize sataşmak falan değil niyetimiz. Çünkü onlar gerçekten işlerini çok güzel yapıyorlar ama biz bayanlar da yapabiliyoruz diye kendimizi göstermek istiyoruz. Söze girmek istiyorum. Diyelim ki ben Karslı bir işverenim. Toplu bir yemek vermek istiyorum. Özlem'in mutfağını aradım. Kars yöremizle ilgili işte şu yemeklerden bizim bir talebimiz olacak deseler. O konuyla ilgili bir çalışmanız olabilir mi hemen? Kesinlikle. Hemen Karslılara yönelik onların kazları var. Evet, Kars Tridinde çok güzel pilavlar, yöresel yemeklerini hemen hazırlarız. İstedikleri gibi gelebilirler her yörenin. Kars bir örnekti efendim. Ne kadar da Özlem Hanım ben Amasyalıyım dese bile Özlem Hanım'ın bu vesileyle bir Türkiye'li olduğunu. Yani Türkiye, Anadolu'muzun her yöresinin yemeklerini Özlem'in mutfağında bulabilirsiniz diyoruz. Özlem'in mutfağında bugün birbirinden değerli Amasya'mızın birbirinden değerli hanımları var bugün. O hanım kardeşlerimizden biri de yanımızda şu anda Fatma Kurt Hanım efendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün dedik ya Özlem'in mutfağında Amasyalı hanımlar, Amasyalı kadınlar buluşuyor dedik. Evet, size sormak istiyoruz. Özlem'in mutfağında bugün nefis kahvaltılardan ettiniz. Nasıl buldunuz? Damak tadınız da uygun mu? Ya da şu anda bizi izleyenlerimiz Özlem'in mutfağını tercih etmeleri için bir sebep neler söylemek istersiniz? Ben alayım mı? Özlem'in mutfağını ben daha önce de geldim. Misafiri oldum. Yemeklerini çok leziz ve doğal buluyorum. Yöremize uygun yemekleri var. Kahvaltımız da güzeldi bugün. Özellikle Amasyalı hanımlarla birlikte burada bu kahvaltıyı, bu organizasyonu paylaşmak, birlikte olmak çok keyifliydi. Özlem'in mutfağında Özlem Hanım bizi çok iyi bir şekilde ağırladı. Kendisine teşekkür ederim verdiği emeklerden dolayı. Ve çok başarılı buluyorum. Daha da çok başarılı olacağını. Özlem'in mutfağı zincirlerini bekliyoruz ondan. Yani yerimiz uzak gelemiyor diyenlerin ayağına mı gitsin? Bence de evet. Direkt ayaklarına gidebilirler, servislerini yapabilirler, özel sipariş alabilirler. Şöyle diyelim mi, şu anda bizi izleyen hanımefendiler, kilolarıyla sorunları olanlar da gelsin mi? Kesinlikle gelsin. Kilom var, gelemem, yiyemem diyenler? Gelmeli. Bence buradaki yiyecekler çok doğal, organik. Kilo aldırmıyor. Kilo aldırmaz. Rahatlıkla gelsinler, yemeklerini yesinler. Hepsine afiyet olsun şimdiden. Evet, görüntülerde de gördüğünüz üzere birbirinden leziz el yapımı börekler, çörekler. Ondan sonra devamında da Özlem Hanım'ın burada işte hünerini konuşturmuş olduğu kilo aldırmaz diyoruz ama bunun işin esprisi tabii ki gıda yönünden özellikli ve önemli ürünlerin sunulduğu bir mekan. Kilo aldırmayan yararlı, faydalı yiyecekler diyelim biz bunlara. Evet, şu anda yine Özlem'in mutfağının leziz kahvaltı tabaklarından yiyen bir hanımefendiyle beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Gülsen Diken. Evet Gülsen Hanım, bugünkü misafir olduğunuz Özlem'in mutfağı mekanındaki gerek görsellik gerekse işte yemiş olduğunuz o el yapımı boğaçalar, çöreklerle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi arkadaşımız Özlem Hanım'ı seviyoruz gerçekten. Onunla birlikte olmak istedik bugün sebebiyle. Güzel şeyler hazırlamış bugün. Bugün bizi iyi ağırladı. Gerçekten börekler özellikle tavsiye edilir. Kimse kaçırmasın bu fırsatı. Duydunuz efendim. Özlem'in mutfağı kilo aldırmıyor. Evet, dedik ya bugün Özlem'in mutfağı Amasyalı hanımları ağırlıyor. Amasyalı hanımları misafir ediyor. Devamında da kısa adı Gümbet olan Gümüşhacıköy İlçe ve Köyleri Derneği'nin Kadın Kolları Başkanı ile beraberiz. Bu organizasyonun da mimarı kendisi. Evet, merhabalar efendim. Merhaba. Bu dördüncüsüymüş sanırım. Özlem'in mutfağını tercih edişinizi soracağız biz. Hani kadınlar, Amasyalı kadınlar dedik, gün yapıyorlar. Gümbet Kadınlar Kolu ile organizasyonu dedik. Ve bugün Özlem'in mutfağını tercih etmiştiniz. Bu güzel bir şey. Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle zaten bizim amacımız buydu. Kendi insan, yani bizim kendi Amasyalı insanlarımızla bir arada olup birlikteliği onlarla paylaşmaktı.
Biz burada olup ona destek vermek için geldik en çok da. Yani bundan sonraki organizasyonlarımız için de düşünebiliriz. Kendisine de bugünkü misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Çok güzel karşıladı bizi. Çok sağ olsun. İstiyorum ki bizim hanımlarımızın hepsinin böyle güzel ortamlarda, güzel yerlerde yerleri olsun istiyorum. İnşallah bir dahaki seferde daha güzel yerlerde, daha güzel hemşehrilerimizle birlikte beraber oluruz. Kahvaltılarımız nasıldı? Çok güzeldi. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Evet, duydunuz efendim. Kahvaltı organizasyonlarınızda, toplu yemeklerinizde tercih mekanınız Özleme Mutfağı diyoruz. Sohbetimize, röportajımıza devam ediyoruz. Evet, sağ olun. Efendim, yine mekandayız. Birbirinden değerli konukları var dedik Özleme Mutfağı'nın bugün. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Nur Koç. Zaki Dibeko. Evet, Özleme Mutfağı restoranını tercih etmişler, misafir olmuşlar ya da işte bugün biz bir vesileyle burada olmuşlar. Özleme Mutfağı ile ilgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Biz konuk olarak burada bulunuyoruz bugün. Çok beğendik kahvaltıları, çeşitler de boldu. Bol kalori diyebilirim, azıcık yemeye çalıştık hepsinden. Güzel, ellerine sağlık. Kilo aldırmaz diyorlar ama. Aldırır. İnanmayın. Evet, sizin yorumunuzu alalım. Biz de evet konuk olarak katıldık arkadaşımla birlikte. Gerçekten yöresel ürünlerin yapılması, tercih edilmesi çok daha güzel. Burada bayanları görüyoruz. Hepsi birbirinden şık bir şekilde hem günlerini değerlendirmiş oluyorlar hem de böylelikle katılmış oluyorlar. Ben de dediğim gibi herkes gelebilir, katılabilir, günlerini değerlendirebilirler. Çok güzel. Biz Özlem Hanım'ın mutfağını ilk defa gördük ve çok beğendik. Başarılı buluyorum ben kendisini. Siz nerelisiniz? Bolulu'yum ben. Evet. Evet, herkese selam gönderiyoruz. Amasra. Amasra. Efendim, röportajlarımız devam ediyor. Özleme Mutfağı'ndayız bugün. Birbirinden değerli, derneklerimizin birbirinden değerli hanımefendi eşleri bugün buradalar. Ve Amasra'da hanımlar buluşuyor etkinliğiyle ilgili. Şu anda yine yanımızda Gümyat, kısa adı Gümyat olan Gümüşacık İlçe Çevre Köyleri Derneği'nin Başkanı Sayın Cemze Acar Başkanımızın değerli eşleri. Sizleri tanıyabilir miyiz? Mahalle Acar. Mahalle Hanım, bugün tabii konumuz dernek değil. Bugün Amasra'da kadınlar buluşuyor dendi. Özleme Mutfağı açıkçası bugün bizim burada oluşumuzun nedeni de Özleme Mutfağı ile ilgili sizlerin görüşlerini almak istiyoruz. Vallahi arkadaşımız böyle bir yer açtığı için biz teşekkür ediyoruz ona. Ve çok güzel oldu. Onu destek amaçlı biz bugün buraya geldik. Her şey çok güzeldi. Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz ona. Evet, bizler de Özleme Mutfağı adına diyelim. Sizlere teşekkür ederiz. Çünkü kurumsal bir yapı içerisinde Özleme Mutfağı'nı tercih ettiğiniz için diyoruz. Evet, tercih ettik burayı bugün. Kolay gelsin. Biz izlemeye devam edin efendim.